İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları Samvel Garabedyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Raymond Berberyan, imkansızlık yaşam ve ölüm ilkesidir. Berzur Koridoru ile ilgili insan hakları savunucusunun raporu uluslararası kuruluşlara gönderilecek. Avrupa Arkeolojisi günleri boyunca halk arkeolojinin tüm detaylarıyla tanıştı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2023 Aralık'ta gerçekleşecek olan parlamenter seçimleri için ön seçim kampanyası çerçevesinde Ulusal Meclis Seçim Komisyonu sizi Ermenice, Fransızca ve Türkçe olacak olan 16. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantının konusu Ermenistan Devleti Anayasası'nda Batı Ermenistan ve din. Toplantı 22 Haziran'da Yerevan saatiyle 22'de, Fransa saatiyle 20'de gerçekleşecek. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. Samvel Garabedyan 30 Temmuz 1961 yılında doğdu. Garabedyan'ın kökleri Batı Ermenistan'ın Duruperan dünyasının Arceş, Erciş ilçesinin Berdak köyünde dünyaya gelen Bağdasarın sülalesinden başlıyor. 1778 yılında Misak Manuşan adlı Yerevan 48 nolu okuldan mezun oldu. 1975'ten itibaren doğayı incelemek için Sovyet Ermenistan'ın topraklarını dolaştı. 1978'den itibaren Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni anıtlarını fotoğrafladı, ölçtü ve tanımladı. 30 yıl boyunca Batı Ermenistan mimarisinin binlerce örneğini araştırdı ve katalogda kaydetti. Sadece Ermenistan topraklarında değil, yurt dışında bulunan Ermeni anıtlarını da inceledi. Ermeni mimarisini araştırma bilimsel çalışmaları, Ermenistan tarihi hakkında ciltler, bireysel kitaplar ve süreli yayınlar dahil birçok değerli kitap ve eser kaleme aldı. Ünlü anıt bilimcisi Kuzey Artsakh, Artsakh Köprüleri, 1997-2001'de Dadivank'ın restorasyonu, Sovyet Azerbaycan'a ilhak edilen bölgelerde Ermeni kültürünün anıtları, Mravakank başlıklı kitaplar ve diğer eserlerle Artsakh ile ilgili çalışmalara özel bir yer ayırmıştır. Ermenistan'da kötülükten arındırma, doğurganlık, bereket, verimlilik amacıyla kurbağayı tafsir eden kol düğümleri, alın süsleri, kemerler, küpeler gibi takılar kullanıldı. Kurbağa şeklindeki takıları özellikle yeni evlenmiş ve hamile kadınlar takarlardı. Çünkü sivri, çapraz biçimleri kadının doğurganlığını, fikrini sembolize ederdi. Pek çok küçük tanecik birimleri kurbağa şekilleri ile karşılaşır ve doğurganlığın anlamını gösterir. Artık bölgesinin bazı köylerinde genç kızlar ve kadınlar muhtemelen kötü güçleri kovalamak amacıyla ayaklarına yürürken görünen siyah boncuklu halhal takıyorlardı. Vaspraga'nın Hark ilçesinde kadınlar üçgen veya hilal şeklinde kolyeler takıyorlardı. Üçgen ve hilal dişil başlangıcın sembolleri olarak sunulmuştur. Kurbağa kültü Ermenistan'da yaygındı ve Orta Çağ'a ve sonrasına kadar devam etti. Doğurganlığın simgesi olarak da görülmüştür. Etnograf Budoyan'a göre tanrıçanlar ile ilişkilendirilen kurbağa kültü daha sonra aşk tanrıçası Astıhik ve doğurganlık, annelik tanrıçası Anahit'e affedildi. Özel bir takı grubu nazar boncuğu, boncuk kolye, bojoj denilen ziller, haçlar ve diğerleri koruyucu tılsımlardır. Bunlar zararlı güçlere, nazarlara karşı kullanıldığı gibi çeşitli hastalıkları önce büyülü dualara ve beraberindeki ritüellere tabi tutularak tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. İmkansızlık, yaşam ve ölüm arasında bir ilkedir. Birisi şöyle demişti, desteklenmesi gereken bir devletimiz var, gerisi hayaldir. Bu sözlere dikkat ettim ve düşünmeye başladım. O zaman dedim kendi kendime, bir sürgündeki diaspora Ermenileri bize acı verse de bir tür serap olacağız. Çünkü köklerimizi ve soyumuzu tanımlayan hiçbir şey yok. Basit bir kimlik belgesi bile.
Ayrıca söz konusu benimle ilgili olsaydı, soyadıma ve Batı Ermenistan'dan sağ kurtulanların çocuğu olmama rağmen hangi Ermeni kategorisine ait olacağımı bilmez miydim? Doğu Ermenistan Cumhuriyeti pasaportunun 108 yıl dünyayı dolaşan sözde oğulları olarak sorunumu çözeceğini veya Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin kayıp bir kuzu olarak dönüşümü açıkça kutlayacağımı düşünüyorum. Muhatabım tekrar vaziyet bu dedi ve ayağa kalktı. Doğrusunu söylemek gerekirse sözlerini büyük bir saygıyla karşıladım, evirdim, çevirdim, eledim ve sonunda bir anlam çıkardım. Çünkü bir şekilde adam bunu hak ediyordu ve yine de benim için mesele kapanmadı. Sanki bir ipte sallanmayı bırakma fikrinin son dokunuşu eksikti. Onun mantığını belli bir saflıkla kabul etmiştim çünkü benim için çözülmemiş bir ikilem vardı. Parmaklarımızın arasından kayıp giden ve şu anda Türklerin sahip olduğu dedelerimizin mirasını geri almak. Bir süredir nöronlarımı harekete geçiren ve motive eden şey buydu. Zamanın durmadığı ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını biliyoruz. Bugün ifade ettiğim fikirlerin başka anılardan, başka dillerden ve yerlerden hafızama özenle örüldüğü bu ikileme ne ekleyebiliriz? Ve bunları ifade ediyorsam, bunun tek nedeni her ne kadar olasılık dışı ve kişisel hayal gücüyle örtülü görünseler de olmuş, devam eden ve er ya da geç olacak gerçeklerdir. Aksi takdirde onları kaybetmezdim. Şehitlerimizin dirilişi olarak biz kasten bölünmüş bir milletin çocukları ve torunları olarak bin yıllık topraklarımızın meşru mirasçısı olma durumunun bize 1920'de imzalanan ve hala ertelenen mevcut anlaşmalar temelinde hakkımızı talep etmeye imkan sağladığını hatırlamalıyız. Türkler ata topraklarımıza el koydular ama Orta Asya'daki vahşi ordularına devredemediler. Batı Ermenistan, Ermenistan'ın kendisidir. O hep var oldu ve var olacaktır. Bundan hiç şüphe yok. Raymond Rupen Berberyan. Gelin tarihi değiştirelim. Hepimiz Batı Ermenistan'ız. 17 Haziran 2023. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Ofisi'nden yapılan bilgiye göre İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan, Berzor yolunu kapatmanın insani sonuçlarına ilişkin olağanüstü bir rapor yayınladı. Ombudsman raporda insan hakları ihlallerine, Bakü'nün üst düzey yetkililerinin, kamu ve siyasi şahsiyetlerin Ermeni nefreti ifadelerine, nefret söylemlerine, güç kullanma tehdidi içeren açıklamalarına, ayrıca Azerbaycan toplumunun Berzor yoluna kurulan kontrol noktasına olan yankısına değindi. Berzor yolunun ablukasından bu yana Bakü yetkililerinin açıklamalarının hem sözde eko aktivistlerin gösterilerinin hem de kontrol noktası kurulmasının Artsakh'taki Ermenileri hayati önem taşıyan mallardan ve hizmetlerden mahrum etmeyi amaçladığını kanıtladığı kaydedildi. Böylece insani bir kriz yaratılıyor ve insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Artsakh Ermenilerinin hak ihlallerine ilişkin rapor, insan haklarının korunması konusunda uluslararası yetkiye sahip kurum ve aktörlere, yetkili devlet dairelerine gönderilecek. Batı Ermenistan hükümeti 1920'de Bosnubar tarafından kurulan Ermenistan devletine, devamı olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve eyaleti olan Artsakh'ın işgal edilmiş topraklarına ve orada yaşayan yerli halkın haklarının ihlali sorununu bir kez daha dile getiriyor. Olayların gelişimini takip ettiğimizi ve her fırsatta tüm uluslararası yapılara başvurarak halkımızın çıkarlarını koruduğumuzu hatırlatırız. Bu konuda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, 5-9 Haziran tarihlerinde Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Hükümetler Arası Fikri Mülkiyet Genetik Kaynaklar Geleneksel Bilgi ve Folklor Komitesi'nin 47. oturumunda bir konuşmada bulundu. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Şuşi'den sürgün edilen Ermenilerin hayat ve mal ihlallerine karşı açılan davada vatandaşlarımızın haklarını savunacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Avrupa Arkeoloji Günleri çerçevesinde 16-18 Haziran tarihlerinde çeşitli arkeolojik sit alanlarında, rezerv müzelerde ve arkeolojik araştırma yapan ilgili kuruluşlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan Armen Press'e aktarılan habere göre 3 gün süren etkinliklerde halkın arkeolojinin tüm detaylarıyla tanışma fırsatı bulduğu bildirildi. Etkinlik çerçevesinde kazı alanlarına ziyaretler, genellikle halka açık olmayan arkeolojik araştırma merkezlerine ziyaret, arkeologlar ve arkeolojik buluntuları restore edenler ile toplantılar, bir dizi eğitici ve bilişsel aktiviteye katılımlar düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Tarih Müzesi'nde Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi tarafından son yıllarda gerçekleştirilen Verin Naver adlı antik yerleşimde yapılan kazı çalışmalarının sonuçları yeni bir bulgu serisiyle gösterildi. Günün bir parçası olarak Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü'nde Ermenistan Cumhuriyeti'nde sanal arkeolojinin perspektifleri konulu interaktif bir konferans düzenlendi. Batı Ermenistan hükümeti yerliliğin en önemli temel taşlarından birinin kültür olduğunu hatırlatma fırsatını kaçırmaz. Ermenistan devleti kökeni ve binlerce yıllık tarihi hakkında hiçbir kanıt sıkıntısı olmayan nadir devletlerden biridir. Ana vatanımızın herhangi bölgesinde kazı çalışmaları yaparsak Ermeni genetik pasaportunun damgalı kanıtına rastlarız. İstilacılar tarih sahnesinden gelir geçer. Yerliler ise topraklarının ve kültürlerinin ebedi koruyucuları olarak kalırlar. Söylenenlere bir delil olarak halen varlığını sürdüren ve Batı Ermenistan'ın dört bir yanında ayakta kalan ebedi ruhumuzun koruyucuları olan Aramast ve Anahit tanrılarının mabetleridir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konulara gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zirani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.